Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Allahu ya Muin. 19. mektup, 7. nükteli işaret. Mucizat-ı Nebeviye'nin bereketi tam hususunda olan kısmından birkaç kati ve manen mütevatil misalini işaret edeceğiz. Bahisten evvel bir mukaddime, bir başlangıç zikri münasiptir. Tevatür, yalan söylemesi imkansız bir cemaat tarafından nakledilmiş. Mukaddime, şu gelecek bereketli mucizat misalleri her biri müteaddit tariklerle, yani müteaddit yollarla, hatta bazıları 16 tarikle, bazıları 16 yolla sahih bir surette nakledilmiş. Temiz, saf bir surette, sahih bir surette nakledilmiş. Ekserisi, çoğunluğu bir cemaati kesire, büyük bir cemaatin huzurunda vuku bulmuş, olmuş. O cemaat içinde muteber, itibar gören ve sadık insanlar onlardan bahsedip nakletmişler. Mesela sa denilen 4 avuç tağımdan 70 adam yemişler, tok olmuşlar naklediyor. O 70 adam onun sözünü işitiyor, tekzip etmiyor, yalanlamıyor. Demek sükutla tasdik ediyorlar. Demek sükutla, yani susmakla onaylıyorlar. Halbuki o asrı sıdk ve hakikatte ve o hakperest ve ciddi ve doğru adam olan sahabeler zerre miktar yalan görse red ve tekzip ederler, yalanlarlar. Yani sahabeler o kadar doğru, dürüst insanlar ki en ufak bir yalan görseler hemen onun yalan olduğunu söylerler. Çünkü dinleri uğrunda annelerinden, babalarından, atalarından, dedelerinden vazgeçmişler. Kardeşlerinden, çocuklarından vazgeçmişler. Halbuki bahsedeceğimiz vukuatların çokları rivayet etmiş ve ötekiler de sükutla tasdik etmişler. Demek her biri hadise manen mütevatir gibi katidir. Yani şimdi bazıları bunu rivayet etmişler. Yani 5-10 kişi, 15 kişi rivayet etmiş. Diğerleri de tamam, doğrudur diyerek susmuşlar ve tasdik etmişler. Hem sahabeler Kur'an'ın ve ayetlerin hıfzından sonra, korunmasından sonra en ziyade Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın efal, fiilleri, hareketleri yani, ve akvalini ve sözlerinin muhafazasını, bahusus özellikle ahkama ve mucizata dair, özellikle hükümler bildiren ve mucizelere dair ahvaline, hallerine bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini tarih ve siyer şahadet ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ait en küçük bir hareket, bir sireti, bir hali ihmal etmemişler ve etmediklerini ve kaydettiklerini kütüb-ü ehadisiye şehadet ediyor. Yani ufacık bir gülümsemesini, hüzünlenmesini bile ondan sonra merak etmişler, sormuşlar, hemen kaydetmişler. Hem asr-ı saadette mucizatı ve medar-ı ahkam ehadisi, yani kaynak, hükümlere kaynak olan hadisleri kitabetle, yani yazmakla çoklar kaydedip yazdılar. Hususan Abadele-i Seba, 7 tane Abdullah. Kitabetle kaydettiler, yazmakla kaydettiler. Hususan tercümanı Kur'an olan Abdullah İbni Abbas, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Abdullah ve Abdullah İbni Amr İbnül As, Amr İbnül As'ın oğlu Abdullah.
Bahusus özellikle 30-40 sene sonra tabiinin binler muhakkikleri, binler araştırmacı tabiinden olan binler araştırmacılar ahadisi, hadisleri ve mucizatı yazıyla kaydettiler. Hem sahabe kaydediyor hem tabiin kaydediyor. Yani sahabeyi görenler kaydediyor. Daha ondan sonra başta dört imam-ı müştehit, yani dört tane müştehit imam, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanbel, İmam-ı Malik gibi zatlar kaydetmişler. Binler muhakkik, binler araştırmacı ve muhaddisler ve hadis ilmiyle uğraşanlar naklettiler, yazıyla muhafaza ettiler. Daha hicretten 200 sene sonra başta Buhari, Müslüm, Kütüb-i Sitte-i Makbule vazife-i hıfz omuzlarına aldılar. İbni Cevzi gibi şiddetli binler münekkitler çıkıp bazı mühletlerin veya fikirsiz veya hıfzsız veya nadanların karıştırdıkları mevzu ehadisi tefrik ettiler, ayrıştırdılar, gösterdiler. Hicretten 200 sene sonra ise Buhari ve Müslim gibi zatlar ortaya çıktı ve bunlar müthiş şekilde hadislere giderdiler. Bu işin yani babası olan Buhari, yani asıl hadislerin şeyi olan Buhari, size çok anlatılan birçok rivayeti olan bir misalini anlatayım. Hazreti Buhari rahmetullahi aleyh Bağdat'a geliyor. Buhara'dan Bağdat'a geliyor. İmam-ı Azam Camisi'nde oradaki Bağdat'taki hadis alimleri ise diyorlar ki ya bu Buhari bu kadar meşhur bu hadis ilminde. Şunu bir test edelim. Bir bakalım yani. Ondan sonra 10 kişiye söylüyorlar. 10 tane düzmece hadis, yani hadislerde sözlerin yerini değiştiriyorlar. Ravilerde yerini değiştiriyorlar. 10 tane hadis, 10 tane ravi zinciri. Yani mesela işte efendime söyleyeyim Hazreti Ömer'den şuna, Hazreti Ömer'den sonra buna bu rivayet zinciri. Yani bu zincirlerden ondan sonra test edelim. 10 tane hadis alimi, 10 tane yalan hadis hazırlıyor, 10 tane de yalan ravi zinciri hazırlıyorlar. Ondan sonra İmam Buhari'ye sormak üzere. İmam-ı Azam Camisi'nde hadis alimlerinden ilki başlıyor sormaya. Diyor ki işte falan hadis. Ondan sonra İmam Buhari diyor bilmiyor. İşte falanca ravi zinciri bilmiyorum diyor. Ta en sonuncu işte 10 tane hadisi, 10 tane ravi zincirini her birisi söylüyor. En son 100 tane işte 200 tane 100 tane hadis, 100 tane de ravi zincirini söylüyor. Onu da bilmiyorum diyor. Ya bütün herkes diyor ya bu nasıl imam? Nasıl biliyor? En sonuncudan bilmiyorum dedikten sonra baştakine dönüyor. Diyor ki sen böyle dedin. Onun aslı, o hadisin aslı böyledir. Sen şu şekilde ravili zincirinde böyle dedin. Onun aslı şöyledir. Diyor. O şekilde 200 yani 100 tane yalan hadis, 100 tane de ravi zincirini ezberlemiş, onun doğrularını söylüyor. İşte böylesine inceleyip sık dokuyan. Ayrıca Buhari'nin Sahih-i Buhari şeyi var. Onda da diyor ki ben diyor her hadisi kitabıma koymadan önce iki rekat namaz kılardım, sonra istihareye yatardım. Akşam rüyamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmezsem, o hadisi onun ağzından işitmezsem, o hadisi kitabıma koymazdım diyor. Yani diğer İslam uleması da diyor ki Kitabullah'tan sonra, yani Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap budur. Yani İmam Buhari'nin Sahih Buhari'si. Evet. Yani bir de İbni Cevzi gibi şiddetli münekkitler, yani tenkit edenler çıkmış. Demiş ki bu hadis olamaz, bu hadis değil. Manası doğru ama veyahut da manası yanlış ama bu hadis değil gibi hemen ayırmışlar hadis olmayanları. Sonra ehli keşfin tasdikiyle, manevi keşif sahiplerinin tasdikiyle
70 defa Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın temessül edip yakaza halinde onun sohbetiyle müşerref olan Celaleddin Suyuti gibi allameler ve muhakkikler hadisi sahihanın, yani sahih hadislerin, şimdi biliyorsunuz Hasais-el Kübrası var. 1000 tane mucizatı Celaleddin Suyuti Hazretleri kitabında toplamış. Yani burada bunun gibi, yani Şifa-i Şerif'te işte efendime söyleyeyim Yusuf el-Nemani'nin Mucizat-ı Resulü Rabbil Alemin kitabında 1000 tane mucize bahsedilmiş. Ve muhakkikler hadisi sahihanın elmaslarını sair sözlerden ve mevzuattan, yani uydurma hadislerden tefrik etmişler, ayırmışlar. İşte bahsedeceğimiz hadiseler, mucizeler böyle elden ele kuvvetle emin müteaddit, yani çok miktarda hem de kuvvetli, yani birçok taraftan geliyor. Hem Buhari, hem Müslim, hem Tirmizi vesaire, yani Celaleddin Suyuti, Şifa-i Şerif sahibi Kadı Yaz'ın kitabından ve çok belki hadsiz ellerden sağlam olarak bize gelmiş. Sağlamca gelmiş. Bu hadislerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıktığına birebir şey inanırız. Elhamdülillahi haza min fadli la rabbi. Allah'ın ihsanına şükürler olsun. İşte buna binaen şu zamana kadar uzun mesafeden gelen, şu zamandan ta o zamana kadar bu hadiseleri nasıl bileceğiz ki karışmamış ve safidir, hatıra gelmemelidir. Yani bu hadislerden kesinlikle şüphe etmemelidir. Berekete dair mucizat-ı katiyenin birinci misali. Başta Buhari ve Müslim Kütüb-ü Sitte, yani 6 tane sahih hadis kitabı müttefikan birlikte haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep ile tezevvücü edilmesinde Hazreti Enes'in validesi Ümmü Süleym bir iki avuç hurmayı yağla kavurarak bir kaba koyup Hazreti Enes de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Enes'e ferman etti ki filan filanı çağır, hem kime tesadüf etsen davet et. Enes de kime rast geldiyse çağırdı. 300 kadar sahabe gelip, yani Peygamber Efendimiz'in 300 sahabesi gelip Suffe ve Hücre-i Saadet'i doldurdular. Ferman etti. Tehallaku aşareten aşara. Yani onar halk olmuş. O 300 kişiye demiş ki onar halk olmuş. Sonra mübarek elini o astağın üstüne koydu. Dua etti. Buyurun dedi. Bütün o 300 adam yediler, tok olup kalktılar. Bütün o 300 adam yediler, tok olup kalktılar. Enes'e ferman etmiş, kaldır. Enes demiş ki, bilmedim. Tamam, kabını koyduğum vakit mi? Yemek kabını koyduğum vakit mi? Tamam çoktu, yemek çoktu. Yoksa kaldırdığım vakit mi çoktu? Fark edemedim. Enes demiş ki, bilmedim. Tamam kabını koyduğum vakit mi? Tamam çoktu. Yoksa kaldırdığım vakit mi çoktu? Fark edemedim. İkinci misal. Mihmandar-ı Nebevi Ebu Eyyub el-Ensari, yani Peygamber Efendimiz'i misafir eden, hanesine teşrif-i nebevi hengamında Ebu Eyyub der ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir-i Sıddık'a kâfi gelecek iki kişilik yemek yaptım, ona ferman etti. Yani iki kişilik yemek yapmış Eyyub el-Ensari Hazretleri. Ödü serâthîne min eşrafil ensar. Yani eşraftan, yani Medine'nin ensarından önde gelenlerden 30 kişiyi çağır. 30 adam geldiler, yediler. Sonra ferman etti. Uddu sittin, 60 daha çağır.
60 daha davet ettim, geldiler yediler. Sonra ferman etti. Udu sebi'in. Yani 70 daha çağır. 70 daha davet ettim, geldiler yediler. Kaptarda yemek daha kaldı. Bütün gelenleri o mucize karşısında İslamiyet'e girip biat ettiler. O iki kişilik tağımdan 180 adam yediler. Sadece o gelenler değil, Efendimiz Hazreti Bekir Eyyub-el Ensari Hazretleri de demek ki oradaki bulunanlar da yemişler. 180 kişi yemişler. İki kişilik yemekten 180 kişi yemişler. Ve hepsi İslamiyet'e girmişler. Üçüncü misal, Hazreti Ömer İbnül Hattab ve Ebu Hureyre ve Seneme Tübnül Ekfa ve Ebu Ammaratil Ensari gibi müteaddit tariklerle, müteaddit yani birçok yollarla diyorlar ki bir gazvede ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a müracaat ettiler. Ferman etti ki heybelerinizde kalan bakiye erzakı toplayınız. Herkes azar birer parça hurma getirdi. En çok getiren 4 avuç getirebildi. Bir kilime koydular. Seleme der ki, mecmunu ben tahmin ettim, oturmuş bir keçi kadar. Ancak vardı. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bereketle dua edip ferman etti. Herkes kabını getirsin. Koşuştular geldiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı. Hepsini doldurdular. Hem fazla kaldı. Sahabeden bir ravi demiş. Birisi demiş sahabeden rivayet etmiş. O bereketin gidişatından anladım. Eğer ehli arz gelseydi, dünya gelseydi onlara dahi kafi gelecekti. Ordu açlıktan şikayet edip Efendimiz'e geliyorlar. Ondan sonra o da diyor ki bir kilimin üstüne yanınızda bulunan her şeyi getirin. Getiriyorlar. Tamamı koskoca orduya bir keçi kadarmış toplanan erzak. Sonra herkes kabını dolduruyor ordudan. Herkes kabını doldurduktan sonra bir bakıyorlar. Ondan sonra duruyor hala. Diyorlar ki o bereketin gidişinden dünya gelseydi diyor Efendimizin sahabelerinden birisi. Diyor ki dünya gelseydi onlara dahi kafi gelecekti. Dördüncü misal. Başta Buhari ve Müslim Kütüb-ü Sahih'a beyan ediyorlar ki Abdurrahman İbni Ebubekir Sıddık yani Hazreti Ebubekir Sıddık'ın oğlu Abdurrahman 1130 sahabe bir seferde biz 130 sahabe bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdik. 4 avuç miktarı olan bir sağ ekmek için hamur yapıldı. Bir keçi dahi kesildi, pişirildi. Yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. Kasem ederim, yemin ederim o kebaptan 130 sahabeden her birine bir parça kesti verdi. Yani bir keçinin ciğeriyle böbreğinden 130 sahabeye kesmiş vermiş. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam pişmiş eti 2 kaseye koydu. Biz umumumuz tok oluncaya kadar yedik. Herkes o kaptan yemiş. 130 kişi. Fazla kaldı. Ben fazlasını deveye yükledim. Beşinci misal. Kütüb-ü Sahih'a katiyetle beyan ediyorlar ki Gazve-i Garra-i Ahzab'da. Allah Allah. Bu Hendek Muharebesi oluyor. Gazve-i Garra-i Ahzab'da meşhur Yevmil Hendek'te. Yani Hendek günü Hazreti Cabirul Ensari kasemle ilan ediyor. Yeminle ilan ediyor. O günde 4 avuç olan bir sağ arpa ekmeğinden bir senelik bir keçi oğlandan 1000 adam yediler ve öylece kaldı. Yani bir sağlık 4 avuçluk
şeyden, arpa ekmeğinden bir keçiden bin adam yemiş ve aynen kalmış. Hazreti Cabir der ki, o gün yemek hanemde pişirildi. Bütün bin adam o sağdan, o oğlaktan yediler, gittiler. Hem de keçi de değil, oğlak. Daha tenceremiz dolu kaynıyor, daha hamurumuz ekmek yapılıyor. O hamura, o tencereye mübarek suyunu koyup bereketle dua etmişti. İşte şu mucize-i bereket bin zatın huzurunda onları ona alakadar göstererek Hazreti Cabir kasemle ilan ediyor. Demek şu hadise bin adam rivayet etmiş gibi kat'i dinlenebilir. O bin adam susar mı Hazreti Cabir'in en ufak bir yalanını görse? Demek ki o bin adam da tasdik etmiş. Yedinci misal, nakli sahih kat'i ile Şifa-i Şerif ve Müslim gibi kütüb-ü sahiha beyan eder ki, ederler ki, yani Kadiyyaz'ın Şifa-i Şerif'i, Müslim'in Sünen'i, kütüb-ü sahiha beyan ederler ki, Hazreti Cabir'ül Ensari diyor, bir zat Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan iyilik için taam istedi. Yani bir zat yemek istemiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yarım yük arpa verdi. Yarım yük arpa verdi. Yani bir çuvalın yarısı kadar. Çok zaman o adam yariyle ve misafirleriyle o arpadan yediler. Yani evin ehliyle ve misafirleriyle o arpadan yemişler. Bakıyorlar bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket dahi kalktı. Noksan olmaya başladı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama geldi. Vakayı aynen beyan etti. Ona cevaben ferman etti. Resul-i Ekrem'e gelmiş, olayı söylemiş. Demiş ki sen bize verdin o arpayı. Biz onu tarttık. Ondan sonra o bereket kalktı. Levlem tekilhu le ekil tüm minhu ve leqame biküm. Yani eğer kiliyle tecrübe etmeseydiniz hayatınızca size yeterdi. Yani eğer kiliyle tecrübe etmeseydiniz, yani ölçmeseydiniz hayatınızca size yeterdi. Sekizinci misal, Tirmizi ve Nesai ve Beyhaki ve Şifa-i Şerif gibi kütüb-ü sahiha beyan ediyorlar ki, yani şimdi kütüb-ü siteden Tirmizi ve Nesai ve Beyhaki, Şifa-i Şerif, Kadiyyaz'ın Şifa-i Şerif'i gibi kütüb-ü sahiha, yani meşhur kitaplar, yani şüphe olmayan kitaplar beyan ediyorlar ki, Hazreti Semurate İbni Cündüb der, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir kase, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir kase et geldi. Sabahtan akşama kadar fevç fevç adam geldiler, yediler. Yani birçok adam gelmişler, grup grup yemişler. İşte mukaddimede beyan ettiğimiz sırra binaen şu vakayı bereket yalnız Semure'nin rivayeti değil, belki Semure o yemeği yiyen cemaatlerin mümessile temsilcisi gibi onların namına ve tasdiklerine binaen ilan ediyor. Yani Semure söylüyor, ilan ediyor. O gelen insanlar, yiyen insanlarsa ondan sonra bunu yalanlamıyorlar, tasdik ediyorlar. Başlangıçta söylediğimiz gibi. Dokuzuncu misal, Şifa-i Şerif sahibi ve meşhur İbn-i Şeybe ve Taberani gibi mevsuk, sağlam ve sahih muhakkikler, araştırmacılar rivayetiyle Hazreti Ebu Hüreyre der, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bana emretti. Mescid-i Şerif'in suffesini mesken ittihaz eden yüzden ziyade fukarayı muhacirini davet et. Yüzden fazla
fukara, fakir, hicret edenler, Mekke'den gelenleri davet et. Ben dahi onları aradım, topladım. Umumumuza bir tabla taam koydu. Hepsine bir tabak taam koymuş, yemek koymuş. Biz istediğimiz kadar yedik, kalktık. O kase konulduğu vakit nasıl idi yine öyle dolu kaldı. Yalnız parmaklarının izi taamda görüyordu. Tabağı koyduğu gibi kalmış. Herkes yemiş, doymuş. Yalnız parmakların izi taamda görünüyordu. İşte Hazreti Ebu Hüreyre umumu kamilin ve ehli suffe tasdikine istinaden onlar namına haber verir. Demek manen umum ehli suffe rivayet etmiş gibi katidir. Hem hiç mümkün müdür ki o haber hak ve doğru olmasa o sadık ve kamil zatlar sükût edip tekzip etmesinler. O ehli suffe yalanlamasınlar imkanı var mı? Yani evlerini terk etmişler. Annelerini, babalarını, akrabalarını terk etmişler, gelmişler. Bir suffede, mescidin bir köşesinde ashab-ı suffe olarak fakir bir şekilde bütün her şeylerini terk eden bu insanlar dinini yaşıyorlar. 10. misal, nakli sahih-i kati ile Hazreti İmam Ali der, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Beni Abdülmuttalip, Abdülmuttalip oğullarını cem etti, topladı. Onlar 40 adam idiler, 40 kişilermiş. Onlardan bazıları bir deve yavrusunu yerdi ve 4 kıyıya süt içerdi. Allah Allah, 4 litreye yakın da süt içiyormuş. Halbuki umum onlara bir avuç kadar bir yemek yaptı. Umum yiyip tok oldular. Yemek eskisi gibi kaldı. Sonra 3-4 adama ancak kafi gelir. Ağaçtan bir kap içinde süt getirdi. Umumen içtiler, doydular, içilmemiş gibi baki kaldı. İşte Hazreti Ali'nin şecaati ve sadakati katiyetinde bir mucize-i bereket. İşte Hazreti Ali'nin şecaati, yiğitliği ve sadakati, doğru sözlüğü, doğruluğu katiyetinde bir mucize-i bereket. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Salavat.